Sevgili arkadaşlar, ikinci adımımızda Osmanlı Devleti'nin kültür ve medeniyetini sizlerle konuşacağız. Burada tabii 1300-1600 bölümünü konuşuyoruz. Klasik dönem, yani Osmanlı Devleti'nin eski kullanımla kuruluş ve yükselme dönemlerini, yeni kullanımı ile ise arkadaşlar, beylikten devlete ve dünya gücü Osmanlı konularını ifade eden bir bölümdür. Burada biz sizinle birinci adımda Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini konuştuk ama kültür medeniyette hem kuruluş hem yükselme süreçlerini konuşacağız. Bu biraz zaruret. Çünkü bu dönemin teşkilatlanma çalışmaları iç içe. O yüzden konuda böyle bir kopukluk olduğu düşüncesine kapılmamanız gerekiyor. Peki, önce Osmanlılarda devlet yönetimi, devlet anlayışıyla başlayalım. İslam inancı, Türk gelenekleri, fethedilen yerlerin uygulamalarının bir sentezidir Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışı. Kurucusu Osman Bey'den Sultan 1. Ahmet'e kadar Osmanlı Devleti'nde tahta geçiş kurala bağlanmamıştır. Biz bunu diğer bir ifadeyle tahta geçişin kurala bağlanmaması ifadesini veraset sisteminin düzensiz olması olarak da ifade ediyoruz. Tekrar ediyorum. Veraset sistemi düzensizdir. Tahta geçiş kurala bağlanmamıştır. Sultan 1. Ahmet, Ekber ve Erşit usulü ile hanedanın en yaşlı ve olgun üyesinin tahta geçmesini esas kabul etmiş. Bundan önce ise Osmanlı şehzadeleri arasında bir mücadele olmuştur. Nitekim bu şehzadeler zaten normalde devlet tecrübesi edinmeleri amacıyla sancaklara yani illere sancakbeyi yani vali olarak atanabilmekte ve onlara yardımcı, tecrübe edinmeleri konusunda önceden tecrübesi olan devlet adamları yani lalalar destek olmaktaydılar. Osmanlı hükümdarlarının kullandığı unvanlara baktığımızda arkadaşlar bey, gazi, sultan, han, hakan, padişah unvanlarını kullandıklarını, hüdavendigâr, halife-i rû-i zemin gibi unvanlarını kullandıklarını görüyoruz. Padişahlar yetkilerinin dünyevi kısmını sadrazam, dini kısmını ise Şeyhül İslam'a bırakabilmekteydiler. Ama bu şu demek değil, en nihayetinde bütün kararlar padişahın onayı ile çıkar idi. Padişahın emirlerine ferman denilirdi arkadaşlar. Padişahın emirlerinin dayanakları İslam şeriatı, Türk İslam örfü ve saray adabı idi. Osmanlı yöneticileri İslam devletinin sonsuza kadar yaşayacağına inandıklarından devleti ebed müddet ve devleti aliye gibi sıfatlar kullanmışlardır. Merkez teşkilatı, Osmanlı merkez teşkilatı başkent İstanbul'daydı. Onu söylemiş olalım arkadaşlar. Saray padişahların devleti yönettikleri, enderun ve özel yaşamlarını sürdürdükleri harem gibi kısımlara ayrılmaktaydı. Temelde saray, enderun iç saray ve birun dış saray olmak üzere iki bölümden oluşmakta. Birun ile enderunu birbirine bağlayan bir de Babüsade karşısında arz odası bulunmaktaydı ki bu odada padişah hem divan üyelerini hem de yabancı elçileri kabul ederdi. Görselimizde gördüğünüz gibi Topkapı Sarayı, bugün Sarayburnu dediğimiz yerin üst kısmında Osmanlı Devleti'nin uzunca bir dönem yönetim merkezi olarak bulunmuş bir yerdi. Enderun temelde harem ve saray okulu yani Enderun Mektebi olarak da bildiğimiz kurum olarak devam etmekte idi. Osmanlı Devleti'nde Enderun'da eğitim 8 ile 18 yaşları arasında olur. Devşirme kanunu çerçevesinde devşirilen ve Türk aylarında belli bir eğitim alanlara arkadaşlar dil, din, örf ve adetler öğretilir devşirme kanunu çerçevesinde bedeni ve ruhi kabiliyetlerine göre yetiştirilirler. Has odada padişahın günlük hizmetlerini görenler, hazine odasında padişah hazinesi, hazine-i hassa bunu koruyanlar, kiler odasında sofra hizmetlerine bakanlar, seferli odasında ise müzisyen, berber gibi sanat ve zanaat ehli bulunurdu sevgili arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde haremden, Enderun'dan
eğitimlerini tamamlayıp çıkanlar çıkma denilen tayin usulüyle Birun ya da taşrada görev alırlar. Padişahın ailesi, cariye ve kadın görevliler haremin yönetiminde, harem ağasının yönetimi altında arkadaşlar bir harem yönetimi vardı. Burada haremi o yönetirdi. Padişahın ailesi, cariye ve kadın görevliler de burada bulunurlardı. Yeniçeriler ise kapı kullarının en seçkin bölüğüydü. Kapı kulu süvarilerine 6 bölük halkı, silah top işlerini yapanlara topçular ve cebeciler denirdi. Mehteran takımı ise Mir Alem komutasındaki bando sınıfıydı. Müteferrikalarda en dönen çıkma, içi olanlar, çaşnigir yani yemek vesaire işlerle uğraşanlar, habercilik, elçilik, seyislik, hekimlik, müneccimlik gibi işleri yapan sınıflardı. Arkadaşlar, İstanbul yönetimi 1453'ten sonra Osmanlı Devleti'nin başkenti olmuştur İstanbul. Genel düzen ve yönetim sadrazam gittiğinde onun adına sadaret kaymakamı tarafından yapılırdı. İstanbul yönetiminde güvenlik işlerinde arkadaşlar Yeniçeri ağasını görüyoruz. İstanbul'un disiplin ve güvenliğini Vezir-i Azam yürütürken yüksek mülki işlerini İstanbul Kadısı, güvenliğini Yeniçeri ağası, belediye işlerini Şehremini, imar işlerini mimarbaşı ve pazar ticaret işlerini ise muhtesip sorumlu idi. Divan teşkilatını ilk kuran Orhan Bey'dir arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet döneminde Vezir-i Azam'a devletin divan toplantılarını yürütme görevi verilmişti. Seyfiye Osmanlı Devleti'ndeki askeri bürokrasiydi. Yönetim askerlik işleri bir arada yürütülürdü. Her bir Osmanlı yöneticisi bir askeri rütbeye sahipti. Seyfiye sınıfındakiler. İlmiye sınıfındakilere baktığımızda eğitim, öğretim, yargı, fetva çıkarma ve yönetim işleri, yönetimi denetleme işlerini yaparlardı. Kalemiye sınıfı ise mali idare işleri yürütürdü. Divanda arkadaşlar Vezir-i Azam, kubbe altı vezirleri ve Kaptan-ı Derya Seyfiye'nin, şöyle isterseniz okla gösterelim, Kazasker ve Şeyhül İslamlar İlmiye sınıfının, Defterdar ve Nişancılar ise Kalemiye sınıfının arkadaşlar görevlileriydi. Şimdi burada sayfamıza yerleşmiş olan divan görevlerini beraberce sizinle konuşalım. Sadrazam padişahtan sonra en yetkili kişidir. Padişah olmadığında Fatih döneminden itibaren ise tamamen divana başkanlık yapar, orduya komutanlık yapardı. Padişahın idari işlerinden sorumluydu. Mührünü taşırdı. İdari siyasi askeri işleri yürütür. Seyfiye koluna, ekolüne bağlıydı. Bugünkü başbakana benzetilebilir. Kazasker, kadı ve müderrislerin atanmasından sorumluydu. Eğitim hukuk alanında faaliyet yapardı. İlmiye sınıfına mensuptu. Dışişleri Bakanı'na benzetilebilir. Defterdar mali işlerden sorumluydu. Rumeli defterdarı baş defterdardı. Maliye ekonomi işlerine bakar. Kalemiye sınıfına bağlı. Maliye Bakanı'na benzetilebilir. Devsül Kitap ilk başlarda nişancıya bağlıyken zamanla 17. yüzyıldan itibaren dış işleri yürüten kişiydi. Diplomasi alanında Kalemiye sınıfına bağlı, bugünkü Dışişleri Bakanı'na benzetilebilecek bir kişiydi. Arkadaşlar, kubbe altı vezirleri, bunlar vezirlik yani devlet bakanlığı işlerini yaparlardı. Bu listede görmüyorsunuz. Şeyhülislam alınan kararların dine uygunluğunu incelerdi. Din işlerinden sorumlu olması açısından Din İşleri Bakanlığı Başkanlığı'na benzetilebilir. Din Bakanlığı da diyebilirsiniz. Donanma komutanı olarak denizcilik işlerinden sorumlu olan Kaptan-ı Derya'ydı. Askerlik, denizcilik faaliyetleri yaparlardı. Deniz Kuvvetleri Komutanı'na benzetilebilir. Kaptan-ı Derya ve Yeniçeri Ağası arkadaşlar vezir rütbesine sahiplerse divan toplantısına katılabilirlerdi. Gelelim Osmanlı ordusuna. Arkadaşlar, Osmanlı ordusuna baktığımızda kara kuvvetleriyle başlayacağız ilk önce konuşmaya. Arkadaşlar, kapıkulu askerlerini görüyoruz. Burada kapıkulu piyadeleri ve süvariler, yani piyade arkadaşlar, atı olmayan, genelde yürüyerek mahalle, savaş mahallinde savaşan, süvariler ise atlarıyla savaşanlardır. Kuruluş döneminde Acemi Hoca, Yeniçeriler, Cebeciler, Topçular, silahlarla sipahiler,
yükselme döneminde top arabacıları, dağımcılar, humbaracılar, bostancılar, sağ sol ulfeci, sağ sol garipleri olarak yer almaktaydılar. Eyalet askerleri kuruluşta tımarlı sipahi yayalar, müsellemler, azaplar, akıncılar, yükselme döneminde yörükler, deliler, beşliler, sakalar, yardımcı kuvvetler ise bağlı devlet ve beyliklerin gönderdiği kuvvetlerdi. Osmanlı Devleti'nde sınırların genişlemesiyle düzenli bir orduya ihtiyaç oldu. Önce Orhan Bey döneminde yaya ve müsellem ordusu kurulurken Sultan 1. Murat kapı kullarının temelini attı. 2. Murat döneminde sistem temel itibariyle sağlanmış oldu. Osmanlı ordusunun diğer kısımlarına baktığımızda eyaleti oluşturan tımarlı sipahileri görüyoruz. Beylerbeyi arkadaşlar eyaletin en yüksek rütbelisiydi. Seferin genel komutanına Serdar-ı Ekrem denilirdi. Olağanüstü durumlarda alınan vergi olağanüstü hal vergisiydi. Denizcilik faaliyetleri ise Kareseoğullarının Osmanlı Devleti'ne katılmasıyla birlikte başlayan faaliyetlerdi. Şimdi ocakları ana hatlarıyla içeriklerini konuşalım sizinle. Acemi Ocağı, Yeniçeri Ocağı ve diğer birliklerin asker yetiştirildiği ocaktı. Yeniçeriler savaş zamanı merkeze padişahın yanında bulunurlar. Başkenti barış zamanında korurlardı. Cebeciler Yeniçeri'nin silahlarının temini, bakımı ve onarımıyla uğraşırlardı. Top arabacılar savaş toplarını taşırken, lağımcılar tüneller kazar, humbaracılar ise havan topu ve el bombası yaparlardı. Denizcilik açısından baktığımızda Marmara Aydıncık üstünde başlamıştır. İlk tersane Yıldırım Bayezid zamanındadır. Sultan Süleyman döneminde Doğu Akdeniz'de önemli bir güce sahip olmuştur Osmanlı donanması. Arkadaşlar, Osmanlıların yetiştirdiği en ünlü denizciler Barbaros, Turgut Reis, Piri, Kemal Reis, Burak Reis, Seydi Ali ve Kılıç Ali Reislerdir. Dünya haritasını görüyorsunuz. Piri Reis ayrıca bir kozmograf, haritacı, değerli bir denizcidir. Dünya haritasıyla Türk denizcilik ve kozmografyasına önemli katkılarda bulunmuştur. Osmanlı donanmasına yer alan askerler Levent ve Azap adı verilirdi. İlmiye bilimle uğraşan sınıftır arkadaşlar. İlmiye zümresinde yargıç, noter, mahalle idareci yapan kadılar bulunurlardı. Eğitim ve öğretim elemanları oluşurdu. İlmiye sınıfı yani ulema medreselerde yetişiyor. Kendilerine icazet veriliyordu. İlmiye sınıfı kaz asker, Şeyhülislam, kadı, müderris ve müftü gibi temsilcileri bulunan bir sınıftı. Şeyhülislam protokolde sadrazamla aynı konumda bulunmaktaydı. Kadı asker, müderris, kadı ve müftüler özlük işlerini düzenler ve ruzname adı verilen defterlere kaydederlerdi. Bu anlamda kaz askerler ilmiye sınıfının özlük işleri ve yönetim işlerinden sorumlu makam idi. Sevgili arkadaşlar, kalemiye yani ehli kalem, üst düzey bürokratlardan oluşan bir sınıftı. Usta çırak ilişkisi içerisinde faaliyetlerini yaparlardı. Hacegan en önemli üst düzey şeflerine verilen isimdi. Defterdar, nişancı reisül kitap ve onlara bağlı katipleri görüyoruz. Nişancı ferman ve beratlara tuğra çeker, arazi kayıtları ve tahrir defterlerini düzeltir. Reisül kitap divan katiplerine şeflik yapar, mektupları, yabancılardan gelen mektupları tercüme eder, fermanlara uygun emirleri yazardı. Daha sonra arkadaşlar süreç içerisinde Reisül Kitap bir nevi Dışişleri Bakanı gibi olmuştu. Osmanlı Devleti padişahları mutlaka bir sufi tarikata bağlanırlardı. Dönemin önde gelen bir şeyhine bağlanıp onun görüşlerine kulak verirlerdi. Vakıf sistemine baktığımızda vakıf bir ferdin mülkünü toplumun faydasına kullanmak üzere ebediyen tahsis etmesidir. Vakıf, vakfı kuran kişidir. Mevkuf arkadaşlar, vakfedilen ve gelir getiren tüm menkullerdir. Vakfiye, vakfın kuruluş belgesi şartlarıdır. Taşra teşkilatına geldiğimizde tımar sistemi devletin mülkü olan yani miri kabul eden toprakların denetiminin maaş karşılığı verilmesidir tımarlı sipahilere. Tımar sipahilerde arkadaşlar maaş karşılığı memur olarak faaliyet gösterdikleri bu arazilerde tarımsal üretimin devamlılığı, iç otoritenin sağlanması, savaş zamanında orduya asker tahsis edilmesi ve üretim faaliyetlerinin denetlenmesi çalışmalarını yaparlardı. Kapıkulu süvarileri, sipahiler, silahlarlar, sağ sol ulufeciler olarak faaliyette bulunan kişilerdi arkadaşlar.
Bunları da böylelikle konuşmuş olduk. Toprak yapısına baktığımızda miri araziler, yani devlete ait olan arazilerden Dirlik Tımar'dır zaten. Paşmaklık padişah kızlarına ve eşlerine verilen arazi. Ocaklık dediğimiz araziler arkadaşlar, tersane gelirlerinin sağlanması için. Malikane yine arkadaşlar geliri daha sonra iltizama da çevirebilen araziler, vakıf sosyal hizmetler için. Mukata gelirle doğrudan devlet hazinesine aktarılanlar, yurtluklar ise sınır boylarında ihtiyaçları karşılamak için alınan arazilerdir. Mülk araziler kişilere ait, öşri Müslümanlara ait, haracı ise gayrimüslimlere ait olan arazilerdir arkadaşlar. Osmanlı toprak yapısına baktığımızda Dirlik toprakları Hasri Ahmet Tımar olarak ayrılıyor arkadaşlar. Üst düzey devlet görevlileri, parşa, vezir, azam gibi 100 bin akçeden fazla olan topraklar verilirdi. Her 5 bin akçesini kendilerine ayırırlar. Geride kalan her 5 bin için asker yetiştirirlerdi arkadaşlar. Zahmet orta düzey memurlar, ikinci derece, tımar ise alt düzey memurlara verilen arazilerdi. 3 bin akçesini tımarlı sipahiler kendilerine ayırır. Geride kalan 3 bin akçe içinde asker, yani cebelü yetiştirirler idi arkadaşlar. Bunu da bilmiş olalım. Tımar sisteminin şöyle analizini yapmış olalım sizlerle. Bakın arkadaşlar, tımar sisteminde devlet toprağın sahibidir, denetleyicisi tımarlı sipahidir, köylü ise üreticidir. Bakın çok güzel bir analiz şemasıdır bu. Tımarı başka sipahiye verebilir devlet, miras bırakamaz tımarlı sipahi. Köylü üretici olarak evladına miras bırakılabilir. Tımarlı sipahi köylünün sahibi değildir. O yüzden Osmanlı tımar sistemi Avrupa'daki gibi arkadaşlar derebeylik düzenine dönüşmemiştir. Feodal bir düzen değildir. Bunu unutmuyoruz. Osmanlı tımar sistemi feodal bir düzeni ifade etmemektedir sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Tımar sisteminin faydaları: hazineye yük olmadan vergi toplama ve maaş dağıtma. Devletin tahsis ettiği miktarda tımar denilmekteydi arkadaşlar. Bu bunun faydaları arasındadır. Dirlikler 3 kısma ayrılır dedik. Has, zahmet, tımar, bunu konuştuk. İç huzuru temin eder, devlet otoritesinin kurulmasını sağlar, toprağın sürekli işlenmesini sağlardı sevgili arkadaşlar. Peki, mülk arazilere gelelim şimdi, isterseniz onu konuşalım sizinle. Mülk kişilere aitti, öşri Müslümanlar, harici gayrimüslimlere aitti. Miri arazi, devlet arazisi demek demiştik. Bunların açıklamalarını sizinle konuşmuştuk arkadaşlar. Buradan tekrar arzu ederseniz okuyabilirsiniz. Gelelim iltizam sistemine. Arkadaşlar, iltizam sistemi açık arttırma usulüyle bir yerin vergi toplama işinin kişilere ihale edilmesidir ki bu kişilere iltizam sistemi, bu kişilere mültezim denilir. İltizam sistemi devletin vergi toplama yükümünü kurtarıp devletin hazinesine ne kadar vergi gireceği konusunda kesin bir bilgiye ulaşmamızı sağlayan bir sistemdir. Fatih döneminden itibaren uygulanmaya başlayan sistem Tanzimat fermanıyla kaldırılmıştır. Ekonomik hayata bakalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde halk reaya denilen bir kişiydi. Yani riayet eden, devlete bağlı olan kişilerdi. Bunlar farklı ekonomik faaliyetlerde bulunurlardı. Devlet arazisi, mir arazide çalışan kişiler vardı. Avrupa'daki gibi köle çiftçi Osmanlı'da yoktu. Tarımsal faaliyetleri yapanlar, hayvancılık ile uğraşanlar bulunmaktaydı. Tarım vergisi arkadaşlar gayrimüslimlerden haraç, Müslümanlardan öşür alınırdı. Hayvancılıklarla uğraşan kişilerden ise adeti anam isimli verginin alındığını görüyoruz arkadaşlar. İç ticarette bedestenler, hanlar önemli faaliyet alanlarıydı. Muhtesip ve eminler çarşı pazarı denetlemekteydiler. Ticaret faaliyetlerinin gelişmesi için Osmanlı Devleti özellikle kervansaraylarının yapılması, bedestenlerin oluşturulması, güvenliklerin sağlanması. İşte örneğin derbençi denilen kişiler ana yollar üzerinde gözetimde bulunurlardı. Yine menziller arasında arkadaşlar hem eşya taşıması için Mekkari taifesi gibi farklı sınıflarda bulunan kişiler bu faaliyetlere yardımcı, destekçi olurlardı. Sevgili arkadaşlar,
Osmanlı Devleti'nin mali yapısına baktığımızda şer'i vergiler dini vergilerdir. Öşür Müslümanlardan alınan demiştik. Haraç gayrimüslimlerden alınan toprak vergisidir. Cizye gayrimüslimlerden alınan, askerlik yapmıyordu çünkü gayrimüslimler. Gayrimüslimlerden alınan güvenlik vergisidir. Örfi vergiler çiftini bozan, 3 yıl ekmeyenlerden çift bozan vergisi. Küçükbaş hayvan sahiplerinden anam vergisi alınırdı. Olağanüstü durumlarda avarız vergisi alınırdı. Ayrıca tazminatlar, ganimetler, vergi gelirleri, orman tuzla maden işletme gelirleri, devlete gelen hediyeler, yedi vahit yani tekel arkadaşlar, tuz, şap, enfiye gibi, enfiye güzel koku demek biliyorsunuz. Bunlar da gelirler arasındaydı. Giderler, saray harcamaları, memur maaşları, rüfe, cülüs harcamaları, savaş masraflarıydı. Mali sistem süreç içerisinde Osmanlı'da bozuldu. Buna coğrafi keşifler, iltizam sistemiyle ilgili sorunlar, uzun savaşlar, tımar sistemi bozulması ve cülus bahşişlerinin yani padişahların tahta çıktıklarında verdikleri bahşişler, bu gibi etkenler arkadaşlar mali sistemi ileride bozacaktır. Toplum yapısına baktığımızda seyfiye arkadaşlar yönetim ve askerlik sınıfı demiştik. İlmiye, ilmi işler, müderrislik, noterlik, hakimlik gibi, kalemiye ise bürokratik işlerden sorumlu sınıftı. Yönetilenler arkadaşlar reaya ve beraya ismini almaktaydı. Böylelikle konumuzu tamamlamış olduk arkadaşlar. Sizlerle birlikte isterseniz bazı sorularımızı çözelim. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıdakilerin ortak nedeni nedir diye soruluyor. Bakalım. 14. yüzyılda Osmanlı Devleti'nden görülen bazı gelişmeler şunlardır. Vezirlik makamı oluşmuştur Orhan Bey zamanında. 1. Murat danışmanlık yapan vezirlerin sayısını arttırmış. Defterdarlık ve kazı askerlik makamını oluşturmuştur. Anadolu Beylerbeyliği oluşmuştur. Arkadaşlar bakınız, birinci adımımızda söylemiştim. Eğer ülkede teşkilatlanma çalışmaları varsa sınırlar genişlemiştir ve ülke yönetme ihtiyacını karşılamak, idare işleri kolaylaştırmak amacıyla arkadaşlar teşkilat çalışmaları yapılmaktadır demiştik. Sınırların gelişmesi bunun ortak genişlemesi, ortak nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Dördüncü sorumuza bakalım isterseniz. Yalnız bu bilgilere ilgili Osmanlı Devleti ile ilgili hangisine ulaşılamaz deniliyor? Bakalım neler var? Vezirlik makamı, divan sayısını arttırması, Anadolu Beylerbeyliği. Kurumsallaşmaya önem verilmiş mi? Evet. Vezirlik ve divan gibi kurumlar kurulduğu için Beylerbeyliği, evet. Yönetimde çok uluslu yapıdan yararlanılmıştır. Şimdi arkadaşlar bakınız, yukarıda devşirme sisteminden yararlanıldı, gayrimüslimlerden yararlanıldı, Türk olmayanlardan yararlanıldı denilmiyor. Bu olmuştur ama yalnız bu bilgilere göre bu sonuca ulaşamıyoruz. Divanın siyasi etkinliği azalmıştır, bu bilgilerden çıkmaz. Üye sayısının artması siyasi etkinliği azaldığı anlamına gelmemektedir. Ulaşılamayacak olanlar 2 ve 3'tür. Sevgili arkadaşlar, böylelikle bu adımdaki çalışmamızı sonlandırmış oluyoruz.